Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu öğrencilerin kurduğu Gıdıklamalar isimli tiyatro ekibi iki ayrı doğaçlama oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıkıyor. Uzun yıllar finans sektöründe yönetici olarak çalışan Tayfun Oral, Bodrum'a taşınıp tiyatro açma hayalini gerçekleştirdi. Burlesk Lunch isimli tiyatro, ilçedeki tiyatroculara sahneye çıkma imkanı sunuyor. Konacık Kale İş Merkezi sokağındaki Burlesk Lunch, amatör tiyatrocuların oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda kafe gibi de hizmet veren mekandaki oyunlarda seyirciler de işin içine dahil ediliyor. Geçtiğimiz yıl kurulan Gıdıklamalar isimli tiyatro grubu iki farklı doğaçlama oyunla Bodrumluların karşısına çıkıyor. Her çarşamba akşamı Paralel Evrenlerin yanı sıra cumartesi akşamları da gruba ismini veren Gıdıklamaları sahneye koyan ekip doğaçlama oyunda seyirciyi de oyuna dahil ediyor. Ekipte Şahmurat Erel Çapacı, Hazal Biçer, Utku Palta Enes Burak Kılıç, Selin Çobanoğlu, Ali Kemal Öztürk ve Asmin Öküç yer alıyor. Tiyatronun kurucusu Tayfun Oral, Kent Haber'e yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. Şimdi burada Bodrum'a yerleştim. Bodrum'da konucuk sanayinin içinde butik 40 kişilik küçük bir tiyatromuz var. Buradaki oyunlar çoğunlukla Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden, oluşan bir ekip de e, kuruluyor. Oyunların tamamı interaktif. E, 7-8 tane farklı oyunumuz var. Oyuncu Oyunlar seyirciyle birlikte oynanan oyunlar. Çok heyecanlı geçiyor, çok eğlenceli geçiyor. E, ve oldukça da mutluyuz. Ben de e, bu, bu vesile olduğum için e, bu platformu çok keyfim yerinde. Bu işten para kazanmak gibi bir hedef yok. Burada tamamen ağırlıklı sanatla hayatımızı dolduralım ve özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi tarafında yeni yetişen öğrencilerin gelecekle ilgili çok büyük şeyler vaat eden öğrenciler için de bir atölye olsun. Zaten o kendi kendine öyle oluştu. Burası daha çok amatörlerin buluştuğu ve kendi projelerini Gerek oyun yazmak, gerek oyun kurmak, oynamak, e, her ne olursa olsun her gösteri sanatları, görsel sanatlar, sahne sanatlarında bütün projelerini çok rahatlıkla geliş, geliştirebileceği bir e, deneme sahnesi, bir atölye gibi oldu. Bu işte ayetinde para kazanmak, e, hedef yok, öyle bir hedefimiz yok. E, sadece sanata doymak istiyoruz ve yeni yeni e, buluşlar, yeni, yeni yeni projeler çıkarmak istiyoruz. Amacımız bu. Gıdıklamalar ekibinin yönetmeni Ali Kemal Öztürkse, ise Bodrum'da doğaçlama tiyatro kültürünün çok fazla olmadığını ifade ederek şöyle dedi. Burada gıdıklamalar ekibinin kuruluyor olması Bodrum'da Doğaçlama kültürü çok fazla bulunmuyordu ve e, burada 7 arkadaşla birlikte bu yola çıktık Gıdıklamalar isminde. İlk oyunumuzun ismi zaten buradan geliyor. Ekibin ismini taşıyor. Gıdıklamalar oyunu. Kısa form oyunları aslında işliyoruz. 12 farklı kısa form tamamen güldürü unsuru ama burada seyirci biraz daha ön planda. E, burada yapmaya çalıştığımız seyirciyle beraber interaktif bir şekilde sanat yapmak, mekan duygu karakter özelliği ilişki biçimi tamamen onlara bırakıyoruz. Sonrasında yola çıktığımızdan itibaren aldığımız eğitimlerle birlikte verdiğim eğitimlerle birlikte uzun formül doğaçlama yapmak istedik. Böyle de paralel evrenler çıktı. Ee, günümüzde böyle Adem ve Havva'dan yola gelen e, kadın erkek ilişkilerini aslında bir nevi doğaçlama sahnesinde işlemek istedik. Ee, bu yüzden de Paralel Evrenler isminde bir oyun çıkardık. Ee, buradaki gelen seyircilerle beraber bir hayat hikayesi oluşturuyoruz. Peki bu hayat hikayesi içerisinde kadınlar mı haklı, erkekler mi haklı? Aslında biraz da bununla. Bunun cevabını arıyoruz. İlişkilerdeki kadın erkek savaşını göstermek istiyoruz. ve burada seyircilerle interaktif bir şekilde sahnede doğaçlama tiyatroyu Bodrum'da yaşatmaya çalışıyoruz. Gıdıklamalar ekibinin oyuncularından Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin mezunlarından Asmin Öküç şunları dile getirdi. Yaklaşık bir yıldır hep birlikte bir doğaçlama oyunu topluluğu kurduk. Başlangıçta amatör olarak başladığımız oyun aslında Bodrum'un artık profesyonel ilk tiyatro ekibi oldu diyebilirim. Bir Bodrum mezunu olarak Bodrum'da bu işi yapabilmem benim için bir mucize gibi. Çünkü ilk yıldan itibaren burada bu işi yapamayacağımıza dair kaygılarla yetiştik diyebilirim. Başta Tayfun Oral ve Burlesk ailesine teşekkür ediyorum ve bu konuda Bodrum'lu olup Bodrum'da öğrenciliğini geçirmiş ve Bodrum'da oyunculuk yapabilen öğrenciler olmak, gençler olmak bizim şu anki tek avuntumuz diyebilirim. Çünkü bir şekilde burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Burada Tiyatroya gelene kadar öğrenciler için aslında eksik kalan milyonlarca imkan var. Ee, sosyal hayatımızı yaşamak konusunda zorlanıyoruz ee, ve genel olarak Bodrumluların da bunda zorlandığını görüyorum. Biz bütün Bodrumluları hem tiyatroya hem sanata ee, hem de öğrencileri anlamaya ve tanımaya itmek istiyorduk. Dediğim gibi tekrar Burlesque ailesi sayesinde bunu başarabildik. Ee, bizi bugüne kadar izlemiş olan ya da bu röportajdan sonra bizi merak edip oyunumuza gelecek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim.